Yıl 1925, Şark İslahat Planı'ndan. Vilayet ve kaza merkezlerinde, hükümet ve belediye dairelerinde ve diğer kuruluşlarda, okullarda, çarşı ve pazarlarda, Türkçeden başka dil kullananlar cezalandırılacaktır. Dersin bir an evvel Kürtlüğe karışmaktan kurtarılmalıdır. Yıl 1930, Adalet Bakanı Mahmut Esat Bozkurt der ki, benim fikrim ve kanaatim şudur ki, memleketin kendisi Türktür. Öz Türk olmayanların Türk vatanında bir hakkı vardır. O da hizmetçi olmaktır, köle olmaktır. Yıl 1925, Meclis Başkanı Abdülhalik Rendan'ın doğu raporundan, Fırat'ın batısındaki vilayetlerin bir kısmında dağınık vaziyette yerleşmiş olan Kürtleri Türk yapmak, 10 sene müddetle bölgede sıkı yönetimi ilan etmek. Yıl 1926, Mülkiye Müfettişi Hamdi Bey raporundan, Dersim gittikçe Kürtleşiyor, tehlike büyüyor. Dersim, Cumhuriyet için bir çıbandır. Bu çıban üzerinde kesin bir ameliyat yaparak acı sonuç ihtimali önlenmelidir. Yıl 1930, Başvekil İsmet Paşa, 31 Ağustos 1930 tarihli milliyete der ki, bu ülkede sadece Türk ulusu ırksal haklar talep etme hakkına sahiptir. Başka hiç kimsenin böyle bir hakkı yoktur. Yıl 1931, Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak'ın raporundan, Dersim cahildir, zorunlu iskan uygulanmalıdır. Yüksek memurlara koloni, sömürge, yönetimlerindeki yetkiler verilmeli. Türklük telkini yapılmalı. Kürt kökenli yerli memurlar tümüyle bölgeden çıkarılmalı. Dersimli okşanmakla kazanılmaz. Silahlı kuvvetlerin müdahalesi, Dersimli'ye daha çok tesir yapar ve iyileştirmenin esasını oluşturur. Türk toplumu içinde Kürtlük eritilmelidir. Yıl 1932, İçişleri Bakanı Şükrü Kaya raporunda der ki, Kuzey Dersim halkı batıya göç ettirilmelidir. Askeri harekat başlamadan önce tüm silahlar toplanmalıdır. Yerli memurlar, yani Kürtler, casustur. Dersimlilere kendilerinin aslen Türk olduklarını öğretmek lazımdır. Uçakların talim uçuşları Dersim üzerinde yapılmalıdır. Yıl 1940, bir CHP raporundan, Kürtler Türkleştirilmelidir. Kürt meselesi, Türkiye'nin en mühim meselesidir. Asimilasyonun ilk şartı dil öğretmektir. Yıl 1961, 27 Mayıs darbesinin lideri, Orgeneral Cemal Gürsel Diyarbakır'da der ki, bu memlekette Kürt yoktur. Kürdüm diyenin yüzüne tükürürüm. Yıl 1986, Demirel döneminin dışişleri bakanlarından yıllar yılı valilik, emniyet müdürlüğü yapmış olan İhsan Sabri Çağlayangil, kendisi de Dersimli olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun teybine der ki, Dersim'de mağaralara iltica etmişlerdi. Ordu, zehirli gaz kullandı. Mağaraların kapısının içinden, bunları fare gibi zehirledi. 7'den 70'e o Dersim Kürtlerini kestiler. Yıl 1986, Muhsin Batur, 12 Mart muhtırasının altında imzası olan Hava Kuvvetleri Komutanı, anılarında genç bir havacı subay olarak Dersim'deki özel görevinden söz ederken şöyle der, Elazığ'ın biraz uzağında, Harput'un eteklerinde çadırlı ordugah kurduk. Bir müddet sonra ilk durak Pertek olmak üzere harekete geçtik. Ve iki ayı aşkın süre özel görev yaptık. Okuyucularımdan özür diliyor ve yaşantımın bu bölümünü anlatmaktan kaçınıyorum. Yıl 1991, Demirel, Şubat ayında bir akşam Ankara'da, Anadolu Kulübü'ndeki yemekte gazeteci Hasan Cemal'e der ki, ki bu yazı Hasan Cemal'e aittir. Asker 1980 öncesi benden Dersim kanunu istedi. Vermedim. Dersim'de korkunç şeyler olmuştur. Renkli bir mozaiktir Anadolu. 20 küsur dil vardır. Ne mutlu Türk'üm diyene. Gelince bakmayın olana dememiş falan, biraz ırkçılık kokar. Yıl 2010. Başbakan Erdoğan referandum kampanyası sırasında der ki, Dersim'de 50 bin kişi katledildi 1938'de. Zengani yok haberi, İstanbul'u